Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere su diyet yapacağız. Çok zorlu olacağını düşünüyorum. Yanımda da kuzenim Arda Tümer'le. Merhaba arkadaşlar, ilk defa beni görüyorsunuz. Ben moderatörünüz Arda Tümer. Bugün video çekelim dedik. Değişik bir video olacak. Öyle çok kimsenin çekmeyeceği, hatta çekemeyeceği türden bir video. Yani. Sorucu, su diyeti. Valla sadece adından da anlaşılacağı üzere su içilecek. Ne kahve içebiliyorsun, ne ekmek yiyebiliyorsun, ne daha sonra çay içebiliyorsun. Hiçbir şey yok. Sadece ağzınızdan içeri su girecek. Yani tabii içimizden pes eden, kaybeden olabilir. Kaç gün tutacağız bilmiyorum artık. Evet, evet. Yapacak bir şey yok. Ama tabii kazanana da bir ödülümüz olacak. Hemen bir ödülümüzü de gösterelim. Ödülümüz? Ödül de olacak tabii. 100 TL. Şöyle. Trink 100 lira. Cash. Kimse pes etmek istemez ama başı dönen, bayılacak gibi olan falan filan pes eder yani herhalde diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz yani, deneyeceğiz. Ama siz denemeyin. Eğer ki denemek istiyorsanız mutlaka doktora danışın. Yani sakın danışmadan yapmayın. Sıkıntı çıkar yoksa. Bakalım, deneyeceğiz. Size de zaten her şeyi aktarmaya çalışacağız. Ben de saat 9'da başladım. Kuzenim daha önceden başladı. Aynen, bakalım. Ben 6'da başladım işte. Şu an 3 saattir su dışında bir şey yiyip içmedim. Zorlandın mı? Yok ya, yani daha zorlanacak bir şey daha yaşamadık. Daha 3 saat yani. Aynen. Daha bir şey yedik sonuçta, yedikten sonra başladık. İşte artık yatacağız, kalkacağız. Çok da hareket etmeyeceğiz. Hani. İlk 2 gün birazcık sıkıntı. Aynen. Ama sonrasında işte 3. gün, 4. gün hatta insanın daha ayık olduğunu aynen falan söylüyorlar. Beynin daha farklı çalışacağını söylüyorlar. 3. günden sonra beyin falan açılıyormuş böyle. Zaten vallahi ilk gün... açıkçası ben 5 gün banko tutarım diye. Tutamaz bence. Bence tutamayacak. Tutabilir mesela... mi tutamaz mı, hemen bir yorumlara da yazın şimdiden. Yani bence sen eleneceksin. Şu yüzleri de ben alacağım daha sonra. Yani güzel bir ziyafet çekmek lazım ya. Bakalım. Bu arada ilk başta vücut yağlardan alıyor, yakıyor falan filan. Daha sonra proteinlere falan filan başlıyor. Yani kilo da vereceğiz. Vücut bir arınacak, temizlenecek böyle. İyi olacak detoks ya. Detoks yapacağız ya. Yani detoks olacak bizim için de bir. Bakalım. Hadi görüşürüz şimdilik. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Su orucuna girdik. 5 günlük bir challenge yapacağım. Şu an saatimiz 6'yı, yani tam 6 şu anda. 40 saniye falan geçti. Sadece su içebiliyoruz, isminden de anlayacağınız üzere. Bakalım 5 gün dayanacağız mı, bayılacağız mı, ne olacak bilmiyorum. Ama ben açıkçası atlatacağımı düşünüyorum, çok rahat. Bayağı sağlam bir akşam yemeği yedim. Protein ağırlıklı. Sporumu falan yaptım. 2 ay önce zaten 101 kiloydum. 2-3 ay önce falan. İşte son 2 ayda bir 15 kilo falan verdim. Şu an 85-83 falanım. Araştırmalar ve işte izlediğim videolar üzerine de bu su diyetiyle, su orucuyla yaklaşık bir haftada 5 ila 8 kiloya kadar verileceğini söylüyorlar. Tabii hiç hareket falan etmeyeceğim. Yani etmeyi düşünmüyorum. Edenler olmuş, spor yapanlar olmuş. Ama biz sadece suyumuza sarılacağız. Televizyonumuzu izleyeceğiz. Filmleri, dizileri falan filan izleyeceğiz. Bir şekilde zaman geçirmeye bakacağız. Ben gerekli paylaşımları her gün veya işte dakika dakika bir şekilde size aktarmaya, paylaşmaya çalışacağım. Öyle. Hadi bakalım. Rastgele. Evet arkadaşlar, başladık. Yani bir ilk suyumuzu da içelim dedim. Şöyle hemen göstereyim. 5 litre suyumu aldım.
Bundan daha dolu var tabii de. İlk suyumu koydum, az bir şey koydum. Hepsini içmeye gerek yok. Yarası. Şöyle ilk suyumuzu da içtik. Bakalım, başladık. Umarım böyle güzel güzel devam ederiz, hiç sıkıntısız. Bitireceğiz diye umut ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Bugün su orucumuzun birinci günündeyiz. Dün saat akşam 6'da başlamıştım. Şu anda saat 1.30'ya doğru falan geliyor öyle. Aşağı yukarı 18-19 saattir falan devam ediyoruz. Öyle herhangi bir açlık sıkıntısı hiç çekmedim şu ana kadar. Baş dönmesi, baş ağrısı falan da hiç yok. Sadece ani kalkışlarda falan filan işte bir denge kaybı söz konusu oluyor. Ona dikkat ediyoruz falan işte. Zaten genelde yatarak, dinlenerek, istirahatte şey yapıyoruz, vakit geçiriyoruz. Gece geç yatıyorum. Gece geç yatınca gündüz daha geç kalkıp en azından geceden istifade ediyorum. Son 18-19 saatte işte aşağı yukarı 3,5-4 litre falan su içtim. Büyük ihtimalle 24 saatte 5 litre falan su içiyorum. İçeceğim, içmiş olacağım. Öyle dizi, film falan filan izliyoruz. Şarkılarla falan zaman geçiriyoruz. Öyle ya. Daha devam ettikçe devam gelecek zaten. Birimiz pes etmediği sürece. Ben rahatlıkla 5 gün çıkaracağımı düşünüyorum bu arada. Bir şey getirebilemem. O yüzden de ben alacağım. Ve kolay da olacak. Hem sağlık açısından hem de böyle bir zorluğu görmek açısından iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Şimdilik görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Evet arkadaşlar, yeni kalktım. Gözlerinden de görüşeceğinizi söyleyeceğim. Yani başladığımız ilk gün dündü. 9'da başladık ama ikinci gün diyelim mi? Neyse, birinci gün diyelim biz. O 3 saate de eklerim. Toplamda yaptığım saati en son sizlere söylerim. Kaç saat tuttuğumu. Bugün birinci güne girdik diyelim. İlk günün başına da bir suyumuzu içelim. İyi suyu da içtik. Ne kadar kaldığını merak edenler. Bu kadar kaldı. Belki bugün bitiririm. Belki az kalır, şu kadarcık bir şey kalır. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Birinci günün sonuna doğru yaklaştık. Artık bir tık acıkma başladı. Hani şey olur ya, sabah uyanırsınız. Bir önceki gün bayağı yemişsinizdir. Akşam ya da gece, bilmiyorum. İşte sabah kahve çayla geçirirsiniz. Sonra işlerinizi yaparsınız. Daha sonra işte işiniz biter. Uyursunuz ya da kestirirsiniz birkaç dakika, tamam mı? Ondan sonra uyanırsınız. Hafif bir açlık olur falan filan, suyunuzu içersiniz. Daha sonra anne babanız bir yemek yapar. Öyle bir koku gelir ki. Direkt sorarsınız yemek ne zaman hazır diye işte. Falan filan, direkt yemeğe oturursunuz ya. Şu an o konumdayım ama yemek oturamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Şu an benim için gerçekten su diyeti başladı. Yani gerçekten su diyeti yapıyorum diyebilirim. Diyebiliriz. Daha yeni yeni başlıyor. Hissetmeye başladık yani. Yani ilk 3 saat falan filan, ilk başladığım zaman onlar bir şey yoktu yani, onlar normal vakitlerdi. Hatta şu vakite kadar normal vakit. Dediğim gibi sizler de yani bu şekilde yapanlar olmuştur illaki, istemeden. Başladık. Şurada da su içeyim, artık bundan içiyorum, artık bardağa koymaya uğraşamıyorum. Yaraladık galiba. Şöyle göstersem. Yani
yaraladık gibi bir şey. Aslında bugün saat 12'de, gece 12'de toplamda 15 saat olacak. 15 saatte aslında bitebilirdi. Az mı içiyorum bilmiyorum artık, bakacağız. Neyse. Bakalım nelerle karşılaşacağız, pes edeceğiz mi, pes etmeyeceğiz mi? Yüzlerin kazanın kim olacak? Bütün bu soruların cevabını da ilerleyen zamanlarda da tekrar birlikte göreceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, bugün sorucumuzun ikinci günündeyiz. İkinci gününe başlayacağız. Dün akşam saat 6'da başlamıştık sorucuna, su diyetine. Şu anda saat kaç? Saat gece 2.30. Kaç oluyor? 6, 24, 30, 32.5 saat. 32.3. saatteyiz artık. Yavaştan artık vücudumda hiçbir şey olmadığını hissediyor. Yani başım dönüyor, başım ağrıyor. Ama hiç açlık yok bende. Hani sigara birazcık zorluyor. Sigara içmemeye çalışıyorum genelde. Nadiren içiyorum. İçesim geldiği zaman sadece. Normalden diyette sigara içmek ne kadar sağlıklı diye bilmiyorum. Bir yandan detoks yapmaya çalışıyoruz, bir yandan sigara içiyoruz. Falan filan. Kaldı geriye. Ben 5000 diyordum. 120 saat ediyor toplam. 90 saat falan kaldı işte. 90 saat nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Amına koyayım ya. Nereden bulaştıysak böyle bir şey. Ama bakayım 5-6 kilo falan verirsek vallahi çok temiz olacak. Bir yandan da şey diyorlar işte, damak zevkini sıfırlanıyor falan diyorlar. Bu sorucundan sonra. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Aldım bilimimi, 5 litrelik suyu, 5 litreliği bitirdim. İkinci 5 litreliğin de yarısına geldim. Öyle devam ki. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci güne giriş yapmış bulunmaktayız. Saatler artık 12 geçti. 2.50. 2.50 yani. İkinci güne giriş yaptık. Toplamda kaç saat oluyor? 3 diyelim biz bunu. Yuvarlayalım direkt. 30. 30 saat oluyor. 30 saattir bir şey yemedik. Bir şey içmedik. Bir de su dışında. Kahve işte. Çaymış. Sodaymış. Kolası falan filan. Bunlar yok direkt. Hiçbir şey yok. Sadece su. Ben bir ara gideceğim gibi hissettim. Çok acıktım yani. Gideceğim gibi değil de yani acıktım bayağı. Daha sonra işte su falan içtim acıktığım için. Daha sonra televizyona falan bakıyoruz tabii. Sıkılıyoruz burada. Televizyona bakınca da bir sürü reklam meklam geliyor yani. Oradan pizzalar, oradan hamburgerler falan. Bayağı yani az bir şey zorlandım diyelim. Sonra sıfırlandım. Hiçbir şey yok. Yani tekrardan kendime geri döndüm. Tabii bunları yaşarken birazcık da enerji hafiften bir düşüş yaşadı artık. Artık nereden yakıyor? Yağdan yakmaya başladı herhalde, bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. İkinci güne başladık. Bence o pes eder. O pes eder, 100 lira bende. 100 lira bende. Onun garantisini size vereyim. Ben dayanırım. Bir de o sigara içiyor, o sigara içiyor. Onun baş ağrısı falan. GG. Şimdiden yorumlara GG yazıyoruz. O gitti, o gitti. Bende sigara yok, bir şey yok. Sırf su yani. Adam gibi su diyetimi yapıyorum ha. O baş ağrıyacak, bayılacak gibi olacak falan filan, ama ben bırakıyorum diyecek. Gidecek bence. Bakalım ya, göreceğiz hep beraber işte. İyi hadi görüşürüz. Yarın görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar, ikinci güne tamamen giriş yaptık diyebiliriz. Çünkü saat 2'ye çeyrek var öğlen vakti. Artık nasıl diyeyim? Yani ben başta da söylemiştim, ilk iki gün zorlanacağız. Özellikle ilk gün geçer, bir şekilde geçer. İkinci gün zorlanırız diye diyordum.
Şu anda zorlanmıyorum. Ama zorlanırım diye düşünüyorum. Bugün atlatırsak devamı gelir diye düşünüyorum. Ama bir önceki günde dediğim gibi bence o pes edecek. Sigara falan içiyor. Başı falan ağrıyormuş ara sıra. Ya bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yüz yüze kim ne olacak hep beraber. Göreceğiz yani, ben de bilmiyorum şu anda sizin gibi. Bu arada suyu merak edenlere onu da göstereyim. Şıkıdıcık kaldı. O ikinci suyun yarısına falan geldi. O bayağı bir içiyor ya. Canı sıkıldıkça içiyor. Ben susadıkça falan içiyorum. Bir de acıktıkça bazen içiyorum. Bu videoda da bunu bitirelim bari. Artık 5 litreliği tamamen tamamıyla bitirmiş olduk. İkinci gün başladık. Bakalım neler olacak? Zorlanacak mıyız? Bayılacak mıyız? Başımız ağrıyacak mı? Göreceğiz. Bir de ev falan toparladık birazcık işte. Ben duş falan aldım. Bilmiyorum saçımdan anlar mısınız, anlamaz mısınız ama duş aldım işte. Şimdi çekeyim dedim. Su bitiyordu hem. Hem de ikinci güne başladık sonuçta. Böyle yani. Herhangi bir sıkıntı çekmiyorum şu anda. Şöyle bir şey var. Evi birazcık toparladık dedim ya. İşte evi toparladıktan sonra çok düşük bir enerji olduğunu hissettim. Yani o hissedildi. Yani o kadar, yani fazla iş yapmadık yani. Baktığımızda fazla iş yapmış olabiliriz ama sonuçta yarım saat 45 dakikada biten bir iş. Yani o kadar yorulmaya şey yoktu yani, gerek yoktu. Bunun yorulmanın sebebi yani gerek yok derken. Benim yapacağım bir şey yok. Su diyeti yapıyoruz şu burada. Su diyetinden dolayı böyle oldu. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Devam ki. 100 lira benim. Evet arkadaşlar. Vallahi kendi halime gülesim geliyor şu anda. Enerji bayağı bir düştü. Yani bitti yani. Enerji diye bir şey kalmadı artık neredeyse. Yani oturmak, yatmak lazım. Evde vakit geçirmek lazım. Televizyon, telefon falan. Burada da çok internet yok zaten. Size bahsetmiştim. Kendi internetimden yiyorum yani. Ama sizinle de yani PUBG oynamak falan istiyorum ki oynuyorum zaten. Vakit geçiriyorum sizlerle de beraber. Ya çok gitti ya. Yani enerji çok gitti. Az bir dışarı çıktım. İşte bir bakkala gidelim falan dedik. Çıktık. Yani böyle başım falan dönüyor. Garip garip şeyler oluyor. Bayağı gitti. Yani artık zorlaşmaya başladı yani. Ama şöyle diyorlar işte. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? İkinci günden sonra 3'ten ya 2 ya 3'ten sonra değişiyormuş o. Beynin yani açılıyormuş artık. Daha yani iyi düşünebiliyormuşsun falan filan. Şu an yatağa yattım abi. Dinleniyorum. PUBG falan oynadım az önce de sizlerle. Zaten bu videoyu izleyenlerin yarısı çeyreğiyle falan PUBG oynadım ben. Tatildeyken de. Kalkalım. Sudan bu kadar kaldı arkadaşlar. Onu da merak edenlere gösterelim. İkinci bidon. İkinci 5 litrelik su. Bu kadar kaldı. Yani işte sıkıntı başladı. Umarım bu sıkıntı biter. Bugün bittiğinde yarın sabah. Arkadaşlar bence bugün başı falan ağrıdı. Kuzenimin. Ağrıdı. Ağrıdı işte. Kuzenimin. Öyle mi? İşte artık o da mı yoruldu falan filan, o da birazcık dışarı falan çıktı arkadaşlarıyla yüzmeye falan gitti bildiğiniz. Yani gereksiz, yapmasına hiç gerek yoktu. Yani 100 lira ben de demiştim size. Bakalım ama hiç belli olmaz. Bir anda belki ben giderim, bir anda o gider, hiç belli olmaz. Bir de dediğim gibi o sigara da içiyor, sigara kullanıyor. Bakalım ya, bence o yarın ya da yarından sonra pes eder gibime geliyor. Artık dayanamaz gibi geliyor. Şöyle bir şey var. Belki ben de dayanamam. Ama ondan daha fazla dayanacağımı düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek. Yarın gösterecek. Özellikle yarın çok önemli. Aynen, yarın çok önemli. Bugünü bir şekilde atlatırız. O ne lan? Eve böcek girmiş arkadaşlar. Bir dakika. Neyse arkadaşlar şu anda çok hızlı çekiyorum. Şu böceği çıkartmam lazım. Tabi yani börtü böcek çok var burada. Neyse yarın bakacağız artık ya. Yapacak bir şey yok.
Bugünlük bu kadar. Ben bir suyumu içip yatarım herhalde birazdan. Hadi görüşürüz. A few moments later. Merhaba arkadaşlar. Bugün su orucumuzun 3. günündeyiz. Artık cidden vücut bırak artık diyor. Sal diyor. Yemek ye diyor. Besle beni diyor. Organların iflas edecek diyor. Tabii şaka bir yana, normalde 60-70 güne kadar insanoğlu hiçbir şey yemeden sadece su içerek beslenebiliyor. Sıkıntı olmuyor. Yok ama. Biz şu an daha 3. gündeyiz. Ben normalde atıyorum dışarıda çıkarım, yürürüm, denize de girerim. Sıkıntı olmaz. Sadece işte ani hareketler yapınca baş dönmesi cidden çok etkiliyor ediyor insanı. Yoruyor. Şevket de işte sizler için veya sizlerle PUBG oynuyor. Ben de daha sonra arkadaşlar falan filan geldi. Onlarla oturuyorum ediyor. Öyle geçirdik işte 3 günü, 2,5 günü. Bakalım kaldı 1,5 gün. Ama bırakacağım gibi de düşünüyorum valla. Çünkü artık yeter yani ya. Böyle de gitmez. Bakalım ne olacak. Umarım kazanırım. Şevket erkenden pes ederdi. Bakacağız. Hadi devamını şey yaparız. Anlatırım ben sizlere. Görüşürüz. 5 minutes later. Evet arkadaşlar, gün aydın. Hoş geldiniz tekrardan. Yani 3. güne girdim. Aşırı derecede başım dönüyor arkadaşlar. Başım yani hafif ağrıyor. Çok hafiften ağrıyor ama dönüyor da. Bir de şey var yani, bu illa yemek yemediğinizde olan bir şey değil. Yemek yediğinizde falan da olabiliyor bazen. İşte yatarken ya da otururken hızla kalktığınızda olan bir şey. Ben bunu yaptım yanlışlıkla, bildiğim halde. Birazcık başım döndü ondan dolayı. O birazcık kötü oldu. Ama devam. Devam ediyorum. Onun başı bence daha çok dönüyor ve daha çok ağrıyor diye düşünüyorum. O bırakacak. Ya bugün ya yarın bırakacak o. Ben adım gibi eminim, eminim. Ya bugün ya yarın bırakacak o. Aa bak, ben buraya yazıyorum. Şuraya dizime yazıyorum. Neyse. Güle güle bırakalım. Suyum hemen onu da gösterelim. Bu kadar kaldı. Zaten dün de göstermiştim gerçi yarısında diye de. Yarısından birazcık daha fazla gitmiş. Hemen içebilirsem tek elle. Deneyeceğim. Kahvaltı niyetine. Korona. Tabii yine değil. Ya tabii dikkat ediyoruz bu arada arkadaşlar. Yani geldiğim yer İnkum. Zaten videoda geldi, gördünüz umarım. Hoşunuza da gitmiştir. Burada da maske falan takılıyor. Yani takmazsan ceza falan yazıyorlar. Burada polis değil de jandarma var. Bu şekilde gerçekleşiyor. Neyse. Umarım ben kazanırım. Umarım 100 liranın sahibi ben olurum. Bakalım. Kazanmaya adım kaldı. Birkaç adım kaldı. O adımları da atmaya gidiyorum. Sabredeceğim. Suyumu içeceğim. Buradaki suyumu bitireceğim. Ve kazanan ben olacağım arkadaşlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Umarım pes eder de ben de artık bırakırım diye bakıyorum olaya. Yani sonuçta yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Hafiften acıktım. Artık acıkma faslı geçti. Sadece baş ağrısı, baş dönmesi başladı. O da gün yarısında biter diye düşünüyorum. Çünkü artık 3. gündeyiz. Ama zihnimde bir açılma gerçekten hissettim. Böyle çok iyi düşünebiliyorum artık birkaç şeyi. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki siz de yapacaksanız ve gerçekten doktora danıştıysanız, doktor da okey verdiyse yap abi, istersen yap istersen yapma dediyse, yazın yapmamaya çalışın. Kışın da yapacaksanız vakit geçirecek bir şey bulmanız gerekiyor. Ve eğer ki kardeşiniz varsa ya da kuzeninizle falan beraberseniz mutlaka o şekilde yapın. Tek başınaysanız, özellikle bir şey yapacak, yani herhangi bir şey yapacak şeyiniz yoksa vakit geçirecek, kesinlikle başlamayın. Yani gitmez, vakit geçmez. Vakit geçmedikçe sizin aklınıza su diyeti gelir. Eğer ki bir şeylerle uğraşırsanız aklınıza o gelmez. Bundan dolayı size tavsiyem, arkadaşlarınızla
yani beraberseniz, kuzeninizle beraberseniz ya da kardeşiniz varsa ve en önemlisi vakit geçirecek şeyleriniz varsa yapın bu diyeti. Çünkü 3 günümü 5 günümü ne sağlıklıymış. Çünkü vücut yenileniyor. Kilo veriyorsun az bir şey de olsa. Detoks sonuçta bu bir nevi. Ve gerçekten iyi hissediyorsun. Dinde hissediyorsun kendini. Bunun sonunda. Hatta kuzenimin de dediği gibi tadın, damak tadın sıfırlanıyor falan diyenler var. Bakalım göreceğiz onu da. Neyse bakalım. Öğlen tekrar birlikte oluruz zaten. Evet arkadaşlar, mutluyum, çok mutluyum çünkü pes etti ve ben kazandım, ben oldum. Ya artık daha fazla sürdürmeye gerek yok, artistliğe gerek yok ya da tadilat falan filan olsun. Neyse sıkıntı değil, artık ben kazandım, artık bozabilirim diyeti. Sonuçta çorba, işte birazcık da sulu yemek falan, içecek içmek lazım. O yüzden yoğurtlu kabak yemeği yiyeceğim. Burcumu, diyetimi böyle bozacağım. Hadi hayırlı olsun. My best just to catch a fucking smile, but for now I see myself ain't hitting the 35 in the wakeboard days, so we out living life in the night.